Son videoda mevsimlerin dünyanın güneş ekseninde güneşe ne kadar yakın olduğu ile ilgisi olmadığını söylemiştik. Aslında dünyanın eksen eğikliğinin buna sebep olduğuna işaret etmiştik. Bu videoda dünyanın eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna nasıl sebep olduğundan bahsedeceğim. Olabildiğince çok bilgilendirici resim çizmeye çalışacağım. En azından benim beynim neler olup bittiğini görsel olarak görünce daha iyi anlıyor. Öncelikle yukarıdan bakış açısıyla bakalım. İşte şu güneş. Şu da dünyanın yörüngesi. İşte yörünge şöyle bir şeye benziyor. Neredeyse tamamen daire biçiminde. O yüzden ben de daireye yakın bir şey çiziyorum. Dünyayı yörüngesinde farklı yerlerden çizeceğim ve eksen eğikliğini çizmeye çalışacağım. Tabii ki benim çizimim kesinlikle ölçekli değil. Dünya Güneş'ten çok daha uzak ve çok daha küçük. Bu noktada Dünya Güneş'e ters yöne doğru eğik duracak. Yani doğrultuya bakarsak dünyanın eksen eğikliği değişmiyor. En azından bir yıl gibi nispeten küçük bir zaman dilimlerini düşündüğümüzde bu böyle dünya evrende işaret ettiği noktaya göre yönünü değiştirmez. Tabi bundan daha sonra bahsedeceğiz. Bu noktada güneşten uzaklaştığımızı düşünelim şimdi. Yani sayfanın dışında ve yukarısındayız. Bir ok çizecek olsak işte bu yönde olurdu. Kuzey kutbundan ve güney kutbundan çıkacak olsanız şuradaki dairenin altında olursunuz. Aynı pozisyonu çizelim ama bu sefer dünyanın yörünge düzleminin kenarından bakıyoruz. Yani şuradan bakıyoruz. İşte şurada güneş var. Bu da o pozisyonda bulunan dünya. Kuzey kutbundan çıkan bir ok çizecek olsam şöyle olurdu. Yani bu ok ve şu ok kuzey kutbundan çıkıyor. Aslında dünyanın eksen eğikliği deyince düzlemsel eksenin eğikliğinden, yani güney ve kuzey kutbu arasında olan açıdan bahsediyoruz. Bunun arasındaki açı ve yörünge düzlemine 90 derecede olan, yani yörünge düzlemine göre yukarı aşağı olup olmadığına bakıyoruz. İşte şu dünyanın eksen eğikliği açısı. Biraz daha iyi görmek için biraz daha büyük çizeyim. Yörünge düzlemi şu olsun. Dünyada şurada. Dünya dönmüyor. Yani dönme ekseni yörünge düzlemine dik değil. Dünya yörüngede dönseydi böyle dönerdi. Evet, dünyanın dönme ekseni yörünge düzlemine dikey. Şöyle bir açıyla dönüyor. Burası Kuzey Kutbu, şu da Güney Kutbu. Dünya şöyle dönüyor. Yörünge düzlemine göre bu açıya bakarsak açı dünya için şu anda 23,4 derece. Kısa sürelerden mesela bizim yaşam süremiz gibi sürelerden bahsedersek bu açı sabittir. Fakat uzun süre geçince değişir. Bu açı 22,1 ila 24,5 derece arasında değişir. Tabii bunlar kabaca bakıldığında söylediğimiz sayılar. Eğer kaynaklarım doğruysa açılar bu şekilde. En azından değişen açılar hakkında bize kabaca bir tahmin sunuyor. Şunu açıkça belirteyim ki bunlar bir günde olan şeyler değil. Yani yaklaşık 22 dereceden 24,5 dereceye sonra tekrar 22 dereceye geçmek için 41 bin yıl geçmesi gerekiyor. Evet, Eksendeki bu uzun dönem değişikliği uzun dönem iklim değişikliğinde rol oynayabilir. Belki dünya da eskiden oluşmuş buzul çağlarında bir rol oynamış olabilir. Ama mevsimleri düşünmek amacıyla şimdi bu değişimi düşünüp kafa yormamıza hiç hiç gerek yok. Sadece eksenin eğik olduğunu bilmeniz yeterli. Şu anda eğiklik açısı 23,4 derece. Eksen eğikliğini anladım ama kuzey ve güney yarımkürede mevsimlerin değişmesiyle bunun ne ilgisi var diyebilirsiniz. Bunu açıklamak için de dünyayı kuzey yarımküreye güneşe ters yönde ve güneşe doğru olacak şekilde eğilmişken düşüneceğim. Unutmayın, bu okun evrenin geri kalanına göre işaret ettiği yön şurası. Eğer bu açının 23,4 olduğunu varsayarsak, bu açı yıl boyunca değişmiyor. Fakat yörüngede olduğu yere bağlı olarak ya şu örnekte olduğu gibi güneşe ters yönde eğik olacak ya da güneşe doğru eğik olacak. Güneşe doğru eğik olmasını morla göstereceğim. Dünya şuradayken 6 ay geçtiğini düşünelim. Bu sürede bulunduğu yer evrenin geri kalanına kıyasla aynı yönde. Yani bu sayfadan dışarı ve sağa doğru olacak. Tıpkı şurada olduğu gibi. Aa, ama bu sefer güneşin diğer tarafında ve ona doğru eğik. Şurada da çizeyim. Güneşe doğru eğik. Dünyanın farklı yerlerinin ne kadar güneş ışığı alacağına bakmak istiyorum. Kuzey yarım küreden örnek vereceğim ama güney yarım küre içinde benzer şeyleri söyleyebiliriz. Güneşe ters yönde eğik olduğunda ve güneşe doğru eğik olduğunda ne kadar güneş ışığı alacak bunu görmek istiyorum. Şimdi bu iki durumu düşünelim. Öncelikle Güneşe ters yönde eğik olduğunda ne olur? Ona bakalım. Biraz yakınlaşıyorum. İşte. Güneşten uzak. Aslında şu eski çizdiğimi de kullanabilirdim ama neyse. Şimdi başka bir renge geçeyim. Kuzey kutbundan bir ok çıksa şöyle gözükürdü. Dönme yönü de şu şekilde. Yani sol kısımda sayfanın dışında, sağ kısımda içindeyiz. Sürekli bir biçimde doğuya doğru yol alıyoruz. Yani bu ok doğu yönünde. Şunu kopyalayıp yapıştırayım. Farklı mevsimler için aynı çizimi kullanacağım. Evet, iki farklı nokta için aynısını kullanacağım. Evet, dünya yörüngesinde şuradayken güneş ışığı nereden gelir? resme bakılırsa soldan gelir diyebiliriz. Bu örnekte güneş ışığı soldan geliyor. Bu açıdan bakarsak dünyanın hangi tarafı güneş ışığıyla aydınlanıyor? Veya başka bir deyişle hangi kısımda gündüz? Tabii ki güneşe bakan kısım. Şu kısım tamamen gündüz olacak. Dünya dönerken bu sarı kısma giren her bölge gündüz olacak. Dünyanın farklı yerlerinde ne olduğunu düşünelim. Kuzey ve güney yarım küreyi ayıran ekvatoru çiziyorum şimdi. İşte ekvator. Kuzey yarım küreye bakalım. Kuzey yarım küre güneşten uzakken neden kış yaşadığımızı anlatayım. Önce kutup dairesine bir gidelim. Dünya her 24 saatte döndüğünde dünyadaki bu nokta şöyle dönecek. Sorum şu. Bu kutup dairesi dönerken hiç güneş ışığı alır mı? Hayır, güneş ışığı almaz çünkü kuzey kutbu güneşe ters yönde eğik. Morla çizdiğim bu bölge tamamen uzağa doğru eğildiğinde hiç ama hiç güneş ışığı almaz. Veya en azından yörüngede bu pozisyondayken almaz. Aslında hiç demesem daha iyi çünkü yaz olunca biraz güneş ışığı gelir. Hiç gün ışığı yok diyebiliriz. Daha güneydeki enlemlere gidersek, mesela New York veya San Francisco'nun enlemi olabilir. Dünya 24 saatte bir döndüğünde buralar ne görür ona bir bakalım. Gündüz, gündüz, gece, 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 Kürenin arkasına geçersek gece, 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 gündüz, gündüz, gündüz. Gündüzleri turuncuyla geceleri mavi ile çiziyorum. Kutup Dairesi gibi çok kuzeydeki enlemlere giderseniz, burada gündüz yaşanmaz. Yine de kuzeydeki enlemlere gidersek Kutup Dairesi kadar olmasa da buralar biraz güneş ışığı alır. Yani gece gündüzden daha çok vakit alır. Bu çizginin 24 saat üzerindeki pozisyonları temsil ettiğini düşünürsek, gündüz geceden çok daha azdır. Yani kuzey yarım küre güneşe ters yönde eğik durduğu için buradaki enlemler daha az gün ışığı alır. Aynı zamanda güneşten daha az da enerji alır. Bu da kış veya soğuk havaya sebep olur. Şimdi yazın ne olduğunu görmek için diğer tarafa geçelim. Güneş etrafındaki yörüngemizin diğer tarafına 6 ay sonrasına geçiyoruz. Unutmayın, evrenin kalanıyla kıyasladığımız eğikliğin yönü değişmedi. Hala aşağı yukarı bir düzleme 23,4 derecedeyiz. Ama şu anda burada olduğumuz için güneş ışığı sağdan geliyor. Evet, güneş ışığı sağdan gelecek. Dünyanın güneş ışığı alacak kısmı işte burası. Yine Ekvatoru çizmeye çalışayım. Yine aynı yeşille çizeyim. Ekvator Kuzey ve Güney Yarımküreyi ayırıyor. Kutup dairesini bir düşünelim. Kutup dairesinde olduğumu varsayalım. Gün geçerken ben de burada dönmüş olacağım ama her zaman güneşin içinde olduğuma dikkat edin. Hiç gece yok. Güneşe doğru eğikken hiç gece yok. Yine San Francisco veya New York gibi Kuzeydeki enlemlere gidersek güneşte ne kadar vakit geçirdiğimizi düşünün. Belki şurası güneşin tam doğduğu zaman. Gün ilerledikçe gündüz, 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 gün batımı, gece, 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 sonra tekrar gün doğumu. Kuzey yarım küredeki bir şeyin gündüz harcadığı zamanla güneş ışığı aldığı zamanı kıyaslarsanız, kuzey yarım küre güneşe doğru eğikken gündüz vaktinin daha çok olduğunu görürsünüz. Yani daha çok gün, daha az gece. Güneşe doğru eğikken daha çok enerji alıyor. Her şey daha sıcak olur ve kuzey yarım kürede de yaz olur. Güney yarım küre içinde benzer bir durum var. Kuzey yarımküre güneşe ters yönde eğikken, Güney yarımküre güneşe doğru eğik durur. O yüzden mesela Güney Kutbu'nda hep gündüz olur. Gece hiç olmaz. Daha güneydeki enlemlerde geceden çok gündüz olur. Güney yarımkürede yaz yaşanır. Kuzey yarımkürede kış yaşanır. Güney yarımküre şurada güneşten uzakta duruyor. Yani kış yaşanıyor. Belki ilk bahar ve sonbahardan hiç bahsetmediniz diyebilirsiniz. Bir bakalım. Kuzey yarım küreden bahsediyorsak şuranın kış olduğuna karar vermiştik. Güneş etrafında döneceğiz ve bir noktada şuraya ulaşacağız. Bu eksen eğikliği sebebiyle Güneşe ters olacak biçimde veya Güneşe doğru eğik değiliz. Güneşin yönüne göre yana eğik diyebiliriz. Ama şu halde bir yarım küre diğerine göre şu durumda diyemiyoruz. Şuradayken yani ilkbahar yaşanıyorken her iki yarım kürede aynı oranda gündüz yaşar ve güneş ışığı alır. Veya Ekvatorun altında veya üstündeki bir enlem için aynı miktarda güneş ışığı ve gün ışığı alıyor diyebiliriz. Evet kuzey yarım kürede bu ilkbahardı, şu yaz Buraya gelince de sonbahar olacak. Yine eğim bu yöne doğru. Kuzey yarım küre güneşe doğru veya güneşe ters olacak biçimde eğik değil. İki yarım küre de güneşten aynı miktarda ışıma alacak. Yani aşırı durumları kış ve yaz zamanında görüyoruz. Burada bir şey açıklamak istiyorum. Sadece gündüz ve gece uzunluğuyla başlamıştım. Çünkü bence kafamızda görselleştirmek için bu yöntem iyi. En azından benim için. Ama yaz ve kış arasındaki tüm farklılığın sebebi bu uzunluk değil. Başka bir sebep de hatta belki en büyük sebep bu. Güneş ışığının toplam miktarı. Kuzey yarım kürede kıştan bahsedelim. Dünyaya belirli bir miktar güneş ışığı geldiğini düşünelim. Herhangi bir zaman diliminde dünyaya gelen güneş ışınları bu şekilde bu ışığın çoğunun kuzey yarım küreden ziyade güney yarım küreye geldiğini görüyorsunuz. Şöyle bir hayal edin. Tüm bu ışınlar güney yarım küreye geliyor. Yani ışınların çoğu buraya geliyor. Yalnızca az bir kısmı kuzey yarım küreye gidiyor. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen bir ışıma süreci var. Burada güneşi gördüğümüz zamanın miktarından bile bahsetmiyorum. Belirli bir zaman diliminde daha fazla enerji kuzey yarım değil, güney yarım küreyi etkiliyor. Eksen eğikliği güneşe doğru olduğunda da tam tersi geçerli. Güneş enerjisi bu durumda orantısız bir miktarda kuzey yarım küreye geliyor. Bunları güneşten gelen enerji olarak düşünürseniz, işte tüm bu ışınlar kuzey yarım küreye geliyor. Sadece şu aşağıdakiler güney yarım küreye geliyor. Hepsinin ötesinde bunu daha da ekstrem yapan şey şu. Ufka göre veya dünyada nerede olduğunuza bağlı olarak değişen bir güneş açısı söz konusu. Diyelim ki şurası kara olsun. Bu arada kuzey yarım kürede kıştan bahsediyoruz. Şuradaki enlemde bulunduğunuzu varsayalım ve güneşe bakıyoruz. Şurada güneşe en yakın konumdayken bile güneşin doğrudan tepede olmadığını görüyorsunuz. Yani güneş hala ufukta aşağılarda görünüyor. İşte kışın güneşe en yakınken güneş şurada olabilir. Aynı enleme yazın bakarsanız, enlem güneşe en yakın olduğunda güneşin tepede olma ihtimali daha yüksek. Yine tamamen tepede olmaz çünkü hala kuzeydeki bir enlemdeyiz ama gökyüzünde çok daha yüksekte görünür. Bunların hepsi birbiriyle alakalı. Yani enerjinin belirli bir yarım küreye diğerinden daha çok geldiği mantığına dayanıyor. Güneş ışınlarının dünyaya daha dik açıyla geldiğini düşünürsek, ışınlar atmosferde daha çok dağılır. Nasıl olduğunu göstereyim. Yaz olduğunu düşünelim. Şu kara olsun. Atmosferi beyazla çiziyorum. Tüm şurası atmosfer. Tabii ki belirli bir sınırı yok ama buranın atmosferin en yoğun kısmı olduğunu düşünelim biz. Yani Yazın güneş gökyüzünde yukarıdayken güneş ışınları daha az atmosferde dağılır. Yani şu kadarlık bir atmosferden geçmek zorundadırlar. Atmosferi ısıtırlar ve yere inmeden önce emilirler. Kışın güneş gökyüzünde aşağıdayken mesela şurada olsun. Güneş ışınları daha çok atmosferden geçmek durumunda kalır. Yani bu noktaya ulaşmadan önce atmosferde daha fazla dağılırlar. Kısacası mevsimlere sebep olan şey dünyanın eksen eğikliğidir. Birçok nedenden ötürü buna sebep oluyor. İlki, dünya güneşe doğru eğikken daha fazla gündüz saatleri yaşanmasıdır. Bunun yanı sıra herhangi bir süre içerisinde güneş ışınlarının çoğu kuzey yarım küreye gelir yaz yaşayan yerlere gelen ışınlar daha az atmosferden geçmek zorunda olurlar. Yani daha az dağılırlar. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.